Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci vlog kaydımla beraberim. Gene her zaman olduğu gibi Kozeta tarafından dönüyorum ve buradaki yola devam edeceğim. Tam kalabalık gözüküyor. Bu sefer Tam'dan gidiyorum. Bir değişiklik yapmaya karar verdim. Çünkü gördüğünüz gibi dönüş tarafı da çok kalabalıktı. Şimdi her zaman Kozeta bir keşmekeş. Durmadan trafik var. Bu trafik üzerinde gitmeye çalışırsanız bir yerlere maalesef geç kalabiliyorsunuz. Benim çıktığım saat itibariyle de esasında da oğlanı da analiste bıraktığımdan birazcık kalabalık yollar. Ve sanırsam bir şey geç kalacağım. Bunu engellemeye çalışıyorum ama sabahları maalesef bu yoğun trafikte İstanbul'da yaşarken böyle oluyor. Gene Şerif Ali'den Kozyatağı'na 30 dakikada geldim. Tam 30 dakikada hatta. Bakalım buradan ne kadar zamanda gideceğiz. Ben bu kaydı genelde 5 dakika civarı tutmaya çalışıyorum. Daha fazla ilk sabah vloglarımda daha fazla bir kayıt yapmak istemiyorum. 5 dakika civarı bize gayet yeterli bir süre gibi olacağını düşünüyorum. İşte gördüğünüz gibi Ataşehir girişi ve gene tepeden dalmaya çalışan bir çift kaptı mı diye bakalım. Dalmadı bu sefer. Enteresan. Ne yapacakmış? Merak ediyorum şu anda. Manzaramız güzel buradan çıkarken. Bir tarafta Allianz'ın tabiri, bir tarafta Palladium tabiri. Böyle geçiyoruz. Şimdi biraz gündemden bahsedelim. Tabii ki dolar da euro aldı başını gidiyor. Ama benim gündemim bu değil. Hepimiz biliyoruz zorluklar içerisinde bir zaman yaşayacağımızı. Buna göre davranmamız gerektiğini herkes farkında. Gerekli önlemleri tedbirleri herkes kendi çerçevesinde alacaklar. Benim hazırlıklarım bu konuyla da alakalı değil. Çok önceden yaptığım, bu krizler olmadan önce yaptığımız bir planla alakalı. Bu hafta sonu eşimle beraber ufak bir Amsterdam turumuz var. Amsterdam turunda çekeceğimiz videoları ve fotoğrafları buradan paylaşacağım. Bu vlogun konusu da esasında video ve fotoğraflar. Bu hafta sonu güzel bir fotoğraf çalışmaları oldu. İkisini de çok beğendim. Daha doğrusu hatta üçünü de çok beğendim. Fotoğraflar çektim. Instagram adresinde, burada göreceğiniz Instagram adresinde. Hatta şöyle yapayım, tam tepemde göreceğiniz Instagram adresinde. Bu resimleri görebilirsiniz ya da Flickr'da da görebilirsiniz. Şimdi bir tanesinde kullandığım teknik güzeldi. Aukey'in makro lensi var, telefona uyumlu. Biliyorsunuz ben telefonla her şeyi gerçekleştiriyorum. Özellikle S6'yla, Galaxy S6'yla. Bu sırada kullandığım makro çekimleri için de bir eşimin yüzüğünü kullandım ve iPhone 5S'i kullandım. iPhone 5S'in biliyorsunuz yüzeyi oldukça güzel. Arka yüzeyi daha doğrusu. Bazı siyahlı çekimler için oldukça avantajlı. Şöyle olduğunu biliyorsunuz. Burada kullandığım esasında benim flaşını tamamen aydınlık hale getirip yakıp sonuna kadar yüzüğü de üstüne koymak oldu. Bu fikirde bir arkadaşım vermişti açıkçası. Daha önce bir denemem oldu ama fakat pek başarılı değildi. Uygun ortamlarda gerçekleştirdiğimde güzel bir fotoğraf aldığımı gördüm. Tabi bunu birazcık da Lightroom'la editlediğimde gayet güzel bir fotoğraf ortaya çıkmış oldu. Bu fotoğrafın da örneğini buralarda şimdi gösteririm size. Ekran olarak kayan bir video ile gösterebiliriz. Instagram'a da girip takip ederseniz beni orada da görebileceksiniz. Bunun dışında ya da Flickr üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun dışında da malum artık yılbaşı geliyor. Yılbaşı süslemelerimizi asmamız lazım. Asma vakti geldi. Yılbaşı süslemelerimizi asacağız. Bunun için de yılbaşı ağacının fotoğrafını çektim. O da Flickr'da. Onu da Flickr'dan görebilirsiniz. Flickr adresimi de gene burada eklerim. Buradan görme şansımız var. Evet arkadaşlar, hafta sonu çektiğim fotoğraflarla ilgili verdiğim bilgiler bunlar. Vlog kaydının ikincisi. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.